Birleşmiş Milletler'in 2000 yılında koyduğu bin yıl kalkınma hedefleri dünyanın en yoksul kesimlerine yardım edilmesini amaçlıyordu. Örgüte üye 189 ülke hedeflerin altına imza koymuş, yardımdan sakınmayacaklarını söylemişlerdi. Şimdi bin yıl kalkınma hedeflerinin ortaya atılmasının 10. yıl dönümünde Birleşmiş Milletler'de yeniden bir zirve yapılıyor. Hedeflerin ne kadarının tutturulduğu, şimdi ne yapılması gerektiği değerlendiriliyor. Ancak ortadaki tablo pek de umut vaat etmiyor. Ruanda'nın başkenti Kigali'deki bu klinikte bebek ve çocuklara zatürre aşısı yapılıyor. Çünkü zatürre Ruanda'da binlerce çocuğun daha 5 yaşına gelmeden ölümüne yol açan bir hastalık. Sadece Ruanda'da da değil tüm dünya genelinde. İşte bin yıl kalkınma hedeflerinin temelinde yatan 8 başlıktan biriydi bu çocuk ölüm oranının azaltılması. 10 yıl önce yapılan Birleşmiş Milletler zirvesinde zengin ülkelerden taşın altına ellerini sokmaları ve yoksul ülkelere yardım etmeleri istenmişti. Hedefler belirlenmiş, 2015'e dek mühlet verilmişti. Mühlete 5 kala yapılan şimdiki zirvede 140 ülkeden temsilciler bir araya geldi, yardım çağrısı bir kez daha yinelendi. Şu anda güç elimizde. Birçok insan hayatın en temel gereklerinden yoksunken hiçbirimiz mutlu bir hayat süremeyiz. Herkes için daha iyi bir gelecek uğruna yatırım yapalım. Bundan daha değerli bir küresel proje yok. Güçlü bir umut mesajı yollayalım. Vaatlerimizi tutalım. Ancak birçok uzman bin yıl kalkınma hedeflerinin tutturulmasının mümkün olmadığı görüşünde. Hedeflerden biri günde 1 dolardan az parayla geçinmek zorunda kalan nüfusun yarı yarıya azaltılması, aşırı yoksulluğun kökünün kazınmasıydı. Bu alanda hedefin tutturulması bekleniyor. Ancak açlık sınırı altındakilerin sayısının yarı yarıya düşürülmesi hedefi uzak görünüyor. Bir diğer başlık dünya genelinde tüm çocukların temel eğitim almasının sağlanması. Ancak hedef 5 yıl içinde yakalanmaktan uzak. Bin yıl kalkınma hedeflerinin en ısrarla altını çizdiği başlıksa 5 yaş altı çocuk ölüm oranlarının 3'te 2 oranında azaltılması ve burada da beklenen ilerleme kaydedilmiş değil. Anne sağlığının güçlendirilmesi, anne ölümlerinin 4'te 3 oranında azaltılması hedefi de yakalanacak gibi görünmüyor. HIV-AIDS ile mücadele başlığı da imser bir tablo sunmuyor sıtma ve diğer hastalıklarla mücadelede ise maddi yardım beklenenin altında kalsa da başarılı bir sonucu ulaşılması mümkün. Bin yıl kalkınma hedeflerinin tutturulması için Avrupa Birliği 1 milyar euro ve Dünya Bankası 750 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı. Fransa'da AIDS, tüberküloz ve ile mücadele için yardımlarını %20 oranında artıracağını duyurdu. Buna karşın önümüzdeki 5 yıllık zaman diliminde 120 milyar dolar kaynak daha yaratılması gerekiyor ve bu kaynağın yaratılacağı da şüpheli. Müreffeh ülkeler yoksul ülkelere kalkınmalar için yardım edecekleri taahhüdünde bulundu. Milli gelirin yüzde birinden daha az olacaktı bu yardım. Ama bu vaatler tutulmadı. Zengin ülkeler savaşa trilyonlarca dolar harcadı ama barışa yeterince yatırım yapmadı dünya yoksulluğunu azaltmak için sihirli bir formül bulunmuyor. Birleşmiş Milletler'in New York'taki zirvesinde son 10 yıldan somut bazı derslerin çıkarılması gerekiyor. Aksi takdirde önümüzdeki 5 yıl içinde bu hedeflerin yakalanması mümkün olmayacak.